Merhabalar, ben Cansın. Bugün koku duyumuz ve aromaterapi hakkında konuşacağız. Canlı yayınlarımızın bayram öncesi ikinci haftasındayız. Hoş geldiniz. Aslında bir haftadır aromaterapi ile ilgili, uçucu yağlarla ilgili, kozmetik aromaterapi ile ilgili çok sevgili Aslı Hanım, Rana, Yıldız, Duygu konuşuyoruz ve kokladığımızda nelerin olabileceği, neler duygu durumumuzda nasıl değişikliklerin olduğundan da bahsediyoruz. Şimdi bunlardan bahsedebilmek için aslında birazcık da galiba kokudan bahsetmemiz gerekiyor. Kokudan bahsettiğimizde de kokudan, şimdi hani bugün kokudan bahsedeceğiz ama kokudan aslına bakarsanız böyle çok anatomik, çok kompleks ve akılda kalmayacak şekilde bahsetmek istemiyorum. Sadece uçucu yağların etkilerinden bahsederken neler oluyor? Bir şeyi kokladığımızda beynimizde, bedenimizde neler oluyor? Ve biz bu işte melez, lavanta ve lavanta uçucu yağlarını kokladığımızda uykuya geçiş kolaylaşır, neye dayanarak söylüyoruz? Bunu birazcık açalım istiyorum. Şimdi aslında bütün duyularımızın arasında koku duyumuz yokluğunu çok zor, en son fark ettiğimiz, neyse şimdi bu COVID-19'un belirtilerinden biri koku kaybı olduğu için bu konuda birazcık algımız açıldı ama çok geç kaydı fark ettiğimiz ve aslında en savunmasız duygumuz. Çünkü gözlerimizi kapattığımızda görmeyebiliyoruz. Kulaklarımıza bir kulak tıkacı taktığımızda duymayabiliyoruz. Bazı şeylerimizi, duyularımızı engelleyebiliyoruz. Fakat koku alma ile ilgili eğer bir gribal enfeksiyon geçirmiyorsak 24 saat boyunca koku alıyoruz aslında bakarsanız. Neyse ki biz aldığımız kokuya alışıyoruz da bir süreden sonra, kötü kokular için neyse ki söylüyorum, bir süreden sonra onun farkına varmıyoruz ama biz o kokuyu almaya, o reseptörler çalışmaya devam ediyorlar. Peki bu süreç nasıl oluyor? Uzatmadan ona geçmek istiyorum. Şimdi burnumuzun içi, böyle bir boşluk hayal edelim. Burnumuzun içerisinde koku epitelleri var. Yani epitel dediğimiz hücreleri var. Bu koku epitelleri ne reseptörler var, yani alıcı uçlar var. Biz bir uçucu yağ kokladığımızda, mesela benim elimde patçuli uçucu yağ var şu anda. Kokladığımda koku molekülleri, patçuli uçucu yağına ait koku molekülleri burun boşluğumuza gidiyor ve bu koku epitelindeki reseptörlerde sinyal oluşturuyor. Şimdi bu oluşan sinyalde doğrudan beynin koku soğancığı adı verilen bir bölgesine gidiyor. Bu koku soğancığı diğer duyulardan farklı kokunun diğer duyulara farklı işlemesini sağlıyor. Nasıl? Şimdi normalde beynimizde bir de talamus diye bir yer var. Duysal, görsel duyularımız önce o organda, mesela işitsel duyumuz kulakta işleniyor ve talamusa gidiyor. Talamustan sonra da bir beynin diğer sorumlu bölgesine gidiyor. Bütün duyularımız talamusa geçiyor. Koku duyumuz ise talamusa gitmeden doğrudan duygu ve hafızadan sorumlu olan bölgelere yakın olan koku soğancığına gidiyor. Koku alma soğancığı denir buna daha doğrusu. Şimdi sorularınızı da cevaplayacağım. Birazcık kokudan bahsetmek istiyorum ki bu sorulara girdik mi biraz dağılıyoruz. Başka ciltle ilgili sorular da oluyor. Biraz koku alma duyumuzdan bahsedelim. Biraz fikir sahibi olalım diliyorum. O yüzden sonrasında da kokulara geçeceğiz. Şeylere, sorulara geçeceğiz muhakkak. Vaktimiz kaldıkça. Şimdi bir şeyi kokladık. Dağılmadan anlatmak istiyorum. Bir şeyi kokladık. Bu koku molekülleri koku reseptörlerinde bir sinyal oluşturuyor. Bu sinyal doğrudan koku soğancığına gidiyor. Koku soğancığı beynin iki merkezine çok yakın. Doğrudan iletişim halinde. Bu iki merkezden biri hipokampüs, bir tanesi de amigdala. Hipokampüs hafızadan sorumlu. Amigdala da duygu durumundan sorumlu. Beynin hafızadan ve duygu durum değişikliğinden sorumlu iki bölgesiyle komşu. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Biz bir şeyi kokladığımızda doğrudan en son yapılan çalışmalar, ki bununla ilgili bir Nobel çalışması da var. En son yapılan çalışmalar gösteriyor ki bir şey koku ile hafıza anahtar kilit ilişkisinde. Yani biz bazı anıları hafızaya attığımız bazı anıları o an
kokladığımız kokuyla eşleştiriyoruz ve hafızaya kokuyla birlikte atıyoruz. Bu ne işe yarıyor? Aslına bakarsanız bu hafızayı geri çağırmada bize yardımcı oluyor. Günlük hayatımızda bunu nasıl kullanabiliriz? Mesela şöyle kullanabiliriz. Greyfurt uçucuya dopamin salınımını arttırıyor amigdalada. Amigdala sayesinde daha doğrusu dopamin salınımını arttırıyor. Dopamin bir nöro haberci. Konsantrasyon sağlamayı sağlayan, odaklanmayı sağlayan, hafif modumuzu yükselten, cesaret veren bir nöro haberci. Greyfurt dopamin salınımını arttırırken biz mesela bir şey çalışacağız, bir konuya çalışacağız, bir sınava çalışacağız. Çalışırken Greyfurt uçucu yağı ile birlikte eğer çalışırsak hafızamıza o bilgiler Greyfurt uçucu yağı ile anahtar kilit uyumunda eşleşecek ve o şekilde atılacak. Biz bu bilgileri geri çağırmak istediğimizde eğer Greyfurt uçucu yağını koklarsak o bilgileri çok daha kolay bir şekilde geriye çağıracağız. Bununla ilgili mesela yapılmış bir deney vardı. O deneyden bahsetmek istiyorum. Kişileri önüne çeşitli şeyler koyuyorlar. Kokular koyuyorlar, görsel şeyler koyuyorlar. Mesela bir parfüm şişesi koyuyorlar ve parfüm şişesini açıyorlar. Parfüm şişesini gören kişinin beynindeki hafıza ve duygu bölgesindeki hareketliliğe bakıyorlar. Parfüm şişesini açıp koklayan kişinin o kokuyu kokladığındaki hareketliliğine bakıyorlar. Bunun sonucunda, bu deneyin sonucunda da görsel duyunun hafızayı harekete geçirme ve duygu durumunu harekete geçirme etkisinin kokudan çok çok daha düşük olduğu bulunuyor. En yüksek hafızayı ve duygu durum değişikliğini, duygusal duygularımızı harekete geçiren diyeyim, daha doğru olacak. Duygularımızı harekete geçiren en güçlü duyumuzun koku duyumuz olduğu bulunuyor. İşte biz bundan dolayı sedir uçucu yağından bahsederken topraklanmayı sağlar. Evet, topraklanma dışında ne yapar? Şimdiki zamana odaklanmayı sağlar. Salgılanmasına yardımcı olduğu uçucu yağlar sayesinde şimdiki zamana odaklanmamızı sağlar ve geçmişi geçmişe bırakmamızı, travma tedavisinde, psikoterapide kullanılabilmesini sağlar diyebiliyoruz. Kokuyla ilgili bahsedilecek bir başka şey de aslında bakarsanız özellikle 6 ila 10 yaş arasındaki bütün anıların kokuyla eşleşmiş olması. Bu Japonya'da yapılan bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkıyor. Özellikle çocukların bütün anıları o ortamdaki kokuyla. Birazcık düşünün şimdi. Çocukken yediğiniz yemeğin kokusu, ki burada tada da geleceğim birazdan. Çocukken yediğiniz yemeğin kokusu, çocukken gittiğiniz evin kokusu, hepsi kokuyu, bir kokuyu aldığınızda o evde olursunuz ve bütün çıplaklığıyla herhangi bir anıyı kokuyla birlikte geldiği kadar net hatırlamak mümkün değil. Mesela tada gelecek olursak da bu arada. Şimdi mesela eğer çilek çiğnersek, bununla ilgili de bir şey vardı. Çileği çiğnediğimiz vakit çileği parçalıyoruz ağzımızla. Tat reseptörlerimiz o çileğin alması gereken tadı alıyor. Aynı zamanda o moleküller biliyorsunuz ağzımız ve burnumuz iletişim halinde. Orada bir boşluk var. O moleküller burnumuzdaki o epitel, koku epitellerine giderek koku da almamızı sağlıyor. Yani biz bunu yerken sadece kokladığımız anda çileğin kokusunu almıyoruz. İçeriden de koku epiteline gidiyor. Ve böylelikle aslında tat koku sayesinde güçleniyor. Koku almadığımız zamanlarda mesela eğer koronavirüs vücudunuza girdiyse ve COVID-19 virüsünü geçirdiyseniz, umarım olmamıştır ama geçirdiyseniz, koku kaybı yaşadıysanız tadınızın da gittiğini göreceksinizdir. Tadın gitmesinin sebebi aslında tat dediğimiz duyunun çok büyük bir miktarda kokuyla tetikleniyor olması. Tadını aldığımız şeyde o molekül koku reseptörüne gidiyor. Koku reseptörü beyinde sorumlu bölge koku soğancığına gidiyor. Ve burada bir anı olabilir, bir his olabilir, bir duygu olabilir, bir şeyleri çağırıyor. Gündeme getiriyor ve biz mutlu oluyoruz, iyi hissediyoruz gibi diyebiliriz. Uçucu yağlar bunun neresinde? Şimdi uçucu yağlar adı üstünde. Aslında tam olarak yağ olmasalar bile yağımsı maddeler oldukları için adlarına yağ diyoruz. Şimdi yağlar epitel hücre, burnumuzun içerisindeki koku epitelleri de yağı daha çabuk absorbe ediyor. Benzen yapısındaki bu uçucu yağlar
burnumuzun içerisindeki birkaç, yani onlarca, 350'den fazla farklı reseptör olduğu bulunmuş. Onlarca reseptöre aynı anda etki ettiklerinde, bunlar şimdi reseptörler bu bilgiyi alıyorlar ama tek bir merkeze yolluyorlar. Hafif oldukları için. Çünkü ağır kokuların havada, ağır moleküllerin havada yayılması daha ağır ve yavaş oluyor. Hafif moleküllerin daha hafif oluyor. Uçucu yağlarda hafifler ve çok hızlı yayılıyorlar. Hafif oldukları için, aynı zamanda da yağ yapısında oldukları için, epitel hücrede lipofilik, yani yağ seven oldukları için çok hızlı bir şekilde gidiyor sinyal. Yaklaşık 22 saniyede kokladığımız bir uçucu yağın oluşturduğu sinyal 22 saniyede beynimizde. 2 dakikada sorumlu olan, salgılanan nörohaberci kan dolaşımında, yaklaşık 20 dakikada da bütün vücudumuzda. Yani bu inanılmaz bir etki. Bir şeyi kokladığımızda aslında istediğimiz etkiyi ortalama 20 dakikada bütün vücudumuzda hissedebiliyoruz. Mesela bu etkilere ben birazcık örnekler vermek istiyorum. Mesela şu an elimde olan uçucu, paçulu uçucu yağı. Paçulu uçucu yağı hem dopamin hem serotonin salınımını hem de noradrenalin salınımını aslında tetikliyor. Böylelikle şimdiki zamana odaklanmayı, topraklanmayı, fizik bedenimizle tekrardan bağ kurmayı sağlıyor. O yüzden benim özellikle pilateste, yoga çalışmalarında çok çok sevdiğim, kullanmayı çok sevdiğim uçucu yağlardan biridir. Bedenle bağı kurduğunuzda egzersizlerde çok daha faydalı olabiliyorsunuz. Modunuzu, duygu durumunuzu dengeler bu uçucu yağ. Ve eğer çok manik, çok yüksekseniz de sakinleşmeyi, çok asosyal hissediyorsanız, herhangi bir şey yapacak enerji bulamıyorsanız da birazcık daha yükselmeyi sağlıyor. Çok özür diliyorum. Yani şu anda gözüm alttaki burada ne yaptığını bilmeyen arkadaşların yorumlarına gittiği için birazcık dikkatim dağıldı. Evet, kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Lütfen eğer ilginizi çekmiyorsa çıkın. Çünkü yoruyorum ben orayı. Çok teşekkürler. Çok özür diliyorum gerçekten. Görüyorum, gördüğüm için de cümleyi toparlayamıyorum. Tekrar bir gördüğümü söyleyeyim. Bolluk bereket yağı, uçucu yağını bolluk bereket uçucu yağını doğrudan cildimize süremeyiz. Zaten bizim uçucu yağlarımız Sağlık Bakanlığı Kozmetik Dairesi'nden izinli oldukları için arkasında cildimize nasıl sürebileceğimiz konusunda bir yönlendirme var. Yani bunu kozmetik olarak da cildimize nasıl sürebiliyoruz? O yüzden de nasıl süreceğimiz, nasıl bir yağda seyrelteceğimizle ilgili bir yönlendirme var. Bolluk bereketin arkasında yanlış hatırlamıyorsam 50 mililitre sabit yağ, 3 ila 4 damla uçucu yağ yazıyordu. Paçulya uçucu yağı için mesela 50 mililitre soğuk sıkım baz yağı içerisine 10 damla damlatıp karıştırabilirsiniz yazıyor. Yani doğrudan cildimize süremeyeceğimiz kadar konsantreler ve güçlüler, o yüzden muhakkak seyretmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi aslında kendi cildinizi biliyorsanız ve iritasyona sebep olmadıysa, daha evvel kullandığınızda herhangi bir alerjik reaksiyon gelişmediyse belki bir yaramazlık yapabilirsiniz ama bizler burada muhakkak uçucu yağların seyrelterek cilde sürülmesi gerektiğini söylüyoruz. Kendimiz de öyle kullanıyoruz açıkçası. Özellikle benim gibi beyaz tenli kişilerde çok çok etkili, istenmeyen etkiler çok güçlü olabilirler. Şimdi yeri gelmişken istenmeyen etki olduğunda ne yapacağımızdan da bir bahsetmek istiyorum. Orada da şöyle, şimdi uçucu yağı yanlışlıkla bilmiyorduk. Ya da biz biliyoruz, evimize gelen bir misafir ya da aile bireylerimizden biri doğrudan cildine damlattı, yüzüne damlattı ve yanmaya başladı ki olabilir, çok normal. O zaman bunu suyla değil de yağı yağ ile arındırabileceğimizi hatırlayıp muhakkak bir yağ ile arındıralım. Yani bir zeytinyağı olur, ayçiçek yağı olur, evde ne varsa, argan olur, kuşburnu olur, evde hangi yağ varsa uçucu yağını damlattığımız bölgeyi o yağ ile silip ardından bir bezle temizleyelim. Sonrasında belki bir kaste sabunla yıkayabilirsiniz. Bu çok çok önemli. Şimdi ben bir koku duyusuna geri dönmek istiyorum ve uçucu yağların kokladığımızdaki etkilerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi patchouli'den bahsettik. Greyfurt'tan birazcık böyle hani ders çalışırken hangisini kullanabiliriz? Çünkü kokladığımızda ne oluyordan bahsetmek istiyorum. Greyfurt uçucu yağını kullanabiliriz. Portakal uçucu yağını kullanabiliriz. Biberiye uçucu yağını kullanabiliriz. Çünkü bunları kokladığımızda aynı zamanda beynimizde
Hani dedik ya duygu, durum bölümüyle de ilişkili diye. Beynimizin bulunduğu dalga boyunu da değiştiriyorlar uçucu yağlar. Alfa dalga boyu, beta dalga boyu gibi dalga boyları var. Alfa dalga boyu daha dinlenme halinde olduğumuz, meditasyonda olduğumuz dalga boyu. Beta ise birazcık da alarm anında olduğumuz, savaş ya da kaç dalga boyu. Şimdi mesela betayı şöyle anlatabilirim. Çok bilinen vahşi doğadan bir örnek, çok verilen vahşi doğadan bir örnektir bu. Zebra bir kaplanı gördüğünde beyni işte otlarken alfada, kaplanı gördüğünde ve kaplan ona doğru geldiğinde beyni birden betaya geçiyor ve zebra kaçmaya başlıyor. Çünkü hayati tehlikesi var ve hatta kaçarken o dönemde bir çalı onun vücuduna girmiş, kan atmış ya da işte ayağı burkulmuş, hiç önemli değil. Aldığı zarardan ziyade savaş ya da kaçmayı tercih etmiş, hayatta kalması gerekiyor. Beta dalga boyunda alarm modunda hayatta kalabilmek için bütün gücünü kullanıyor ve bütün algıları açık. Her şey açık, gördüğü şeyler açık, burnu açık, bütün algıları açık. Ne zaman ki kurtuluyor, soruları yanıtlayacağım. Ne zaman ki kurtuluyor, işte o zaman alfa dalga boyuna geçiyor. Alfa dalga boyuna geçtiğinde ne oluyor? Acısını hissetmeye başlıyor. Daha kalıcı, acısı için ne yapması gerektiğini düşünebiliyor. Daha kalıcı bir şekilde acaba nereye uzaklaşsam tekrardan bununla karşılaşmam gibi plan yapabiliyor. Gelecekle ilgili plan yapabiliyor. Beta'da olduğumuz vakit gelecek ile ilgili plan yapamayız. Fakat şöyle bir avantajı var. Bütün algılarımız açık olur. Şimdi ders çalışırken ya da bir sunuma hazırlanırken, bir sınava hazırlanırken algılarımızın açık olmasını isteyebiliriz. Evlerimizde şimdi home office çalışırken de birçoğumuz artık bir senedir evlerimizde çalışıyoruz. Evimizde home office çalışırken de çocuğumuz bir yandan belki başka şeyler bir yandan ilgimizi, dikkatimizi dağıtıyor olabilir, ilgimizi çekiyor olabilir. Ne yapabiliriz? Ortamda greyfurt uçucu yağı, portakal uçucu yağı, limon uçucu yağı, biberiye uçucu yağı kokulandırarak bir buhurdanlığa damlatarak, buhurdanınız yoksa bir kupaya ılık bir su koyup birkaç damla, 12 metrekareye 2 damla diyoruz genelde, birkaç damla damlatarak onu koklamanızı sağlayabilirsiniz. Onu kokladığınız vakitte, uçucu yağı kokladığınız vakitte işte bu beyinde bu hareketlenmeler oluyor ve çok hızlı bir şekilde oluyor. Yani yaklaşık 22 saniyede koku gidiyor, 2 dakikada salgılanmaya başlıyor, 20 dakikada istediğiniz etkiye, maksimum etkiye ulaşıyorsunuz. Bu şekilde günlük hayatınızdaki kalitenizi arttırabilirsiniz. Tam tersi, kaygımız birazcık daha fazla ve sakinleşmek istiyoruz, uykuya doyamıyoruz, uyuyamıyoruz, uykuya geçemiyoruz. İşte burada da başka uçucu yağları tercih edebiliriz. Mesela lavanta uçucu yağı, sedir uçucu yağı çok güzel olur, günlük uçucu yağı çok güzel olur. Şimdi bunları kokladığımızda ne oluyor? Yine aynı şekilde nasıl dikkatimizi toplamamızı sağlayan hormonlar başka, nöro haberciler başka. Bunları kokladığımızda da bambaşka nöro haberciler salgılanıyor. Bergamot uçucu yağı da olabilir bu arada. Bu salgılanan nöro haberciler bizim uykuya geçişimizi kolaylaştırır, kaygımızı azaltır, endişemizi azaltır ve şimdiki zamanda aslında olmayan şeyler ve gelecekte olabilecek şeyler için modumuzu düşürmektense daha mutlu ve huzurlu olmamıza yardımcı olabilir. Ve bunları sadece koklayarak yapıyoruz. Yani sentetik olmayan, doğadan gelen bir şeyi koklayarak yapıyoruz. Mesela fitositler denilen bir genel adı fitositler olan orman uçucu yağları var. Bu da kokuyla alakalı. Fitosit orman havası demek aslına bakarsanız. Birazcık daha böyle basitleştirerek söylüyorum orman havası diye. Ormanda bulunan ağaçların salgıladığı kokular hepsine fitosit adı veriliyor. Ve ormanda yürüyüş yaptığınızda, bu fitositleri kokladığınızda, içinize çektiğinizde, ciğerlerinize doldurduğunuzda hipertansiyon, yani yüksek tansiyon problemlerine iyi geldiği, kalp çarpıntısı problemlerine iyi geldiği, depresyona iyi geldiği akademik çalışmalarla, bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış. Japonya'da doktorlar artık reçetelere ormanda yürüyüş yazıyorlar. Bu böyle çok popüler oldu. Birkaç blogda da gördüm. Çok mutlu oldum. Ormanda 2 saat yürüyüş, depresyon tedavisi olarak daha güzel bir reçete olabilir mi? Bunun sebebi de işte fitositler, yani ormandaki uçucu yağlar. Ve biz
koklayarak iyileşebiliyoruz. Koklayarak depresyon, tabii doğru şeyleri koklamak gerekiyor. Bununla ilgili çam uçucu yağları ile ilgili yapılmış bir çalışma var. Ağaçlandırma, sonradan ağaçlandırma, ağaçlandırılan bölgelerde çam çok hızlı büyüdüğü için çok ekilen, dikilen bir ağaçmış, çam ağacı. Ve eğer o uygun olmayan iklimi, toprağa uygun olmayan bir bölgeye ekilen bir çam uçucu yağına bakarlarsa ve onun frekansına, kalp çarpıntısını dindirip azaltıp azaltmadığına, normal ritme getirip getirmediğine, hipertansiyona iyi gelip gelmediğine baktıklarında iyi gelmediğini görüyorlar. O çam uçucu yağının aslında o çam ağacının daha doğrusu çığlık attığını düşünüyorlar o yüzden. Çünkü çam orada mutlu değil. Çam ağacı mutlu olduğu yerde mutlu ediyor. Bütün herkes için geçerli, bütün canlılar için geçerli olan şey aslına bakarsanız ağaçlar içinde var. Uçucu yağlar onların sesleri, uçucu yağları ile bize şifa veriyorlar. O yüzden bizler de bize şifa veren bu canlılara aslında iyi bakmak durumundayız. Ve kullandığımız uçucu yağların, temin ettiğimiz uçucu yağların kendi yaban ortamlarında, doğal ortamlarında çığlık atmayan ağaçlardan elde edildiğinden emin olmamız gerekiyor. Evet, sorularınızın hepsini sorabilirsiniz. Sorularınıza birazdan geleceğim. Bir saate bakayım kokulardan bahsederken. Birazdan kokulara başlayacağız. Şey, sorulara başlayacağız. Şimdi kokladığımız şeyle ilgili bir şey daha var. Kokunun, bunu da söylemek istiyorum çünkü bence çok enteresan bir bilgi. Evrimsel süreçte ilk oluşan duyumuz koku duyumuzmuş. Bakterilerin bile koku duyusuna sahip olduğu sudaki şeyleri fark etmek, tanımak için koku alabildikleri bulunmuş. Görme ve işitme duyuları koku duyusundan çok 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 daha sonra evrimsel süreçte geliyor. Yani bizim aslına bakarsanız en ilkel duyumuz. Ve hani şey dedik ya, talamustan geçmiyor ve doğrudan amigdala, hipokampüs, koku alma soğancığına gidiyor. Amigdala ve hipokampüsün komşusu doğrudan etki ediyor diye söyledik. Şimdi bu doğrudan oraya gittiği için diğer duyular hiçbir şekilde bu bölgelere uğramıyor. Yani görsel bir şeye baktığınızda beynin o bölgesi harekete geçmiyor. Hiçbir şekilde duygu, durum değişikliğine ve hafızaya atma ile ilgili herhangi bir şeyi o etkisi olmuyor. Daha çok bilinçten geçiyorlar. Yani bir filtreden geçiyorlar aslında. İşleniyor. Diğer duygulardan gelen, duyulardan gelen bilgi işleniyor. Ama koku duyusu işlenmeden, bu sebeple de en savunmasız olduğumuz, o anıyı çağırmamayı seçemiyoruz. O anıyı hatırlamamayı seçemiyoruz. Yani yanınızdan biri geçtiğinde bir kokuyu aldığınızda o sizin eskiden tanıdığınız birinin parfüm kokusu da olabilir. Onu seçemiyorsunuz. O anı hatırlamamayı seçemiyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde size geliyor. Şimdi burada hani parfüm kokusunun örneğini verdim. Evet, sentetik kokularında anıyı çağırmayla ilgili bir ilişkisi var ama doğal kokular, uçucu yağlar kadar hızlı değil bu ilişki ve o kadar yoğun değil. Çünkü bu öpitel hücrenin yapısıyla alakalı. Bir de eğer sentetikse bu koku, bahsettiğim işte dopamin salınımı, serotonin salınımı gibi etkiler mümkün olmuyor. Bu konsantrasyon, uykuya geçişin kolaylaşması, kendine güvenin gelmesi, sosyofobi ile ilgili olabilir, takıntılar olabilir. Aslında birçok zihinsel rahatsızlık, günlük hayatımızı zorlaştıran zihinsel rahatsızlığa uçucu yağlarla birlikte şifa bulabiliyoruz, yardımcı olabiliyoruz. O yüzden de bunların olabilmesi için de muhakkak ve muhakkak doğal, organik veyahut yaban ortamından toplanmış uçucu yağları olması gerekiyor. Kokladığımızda bir şey daha söyleyecektim. Bir şeyi kokladığımızda sadece çok güzel bir soru geldi, bunu da söyleyeyim. Sadece cevaplayacağım Yılmaz Bey sorunuzun. Beynimize giden etki olmuyor. Bu koku molekülleri burnumuzda bir reseptör, burnumuzdaki koku reseptörlerinde sinyal oluşturuyor ve bir şeyler hafızayı çağırıyoruz, bazı salınımlara sebep oluyor ama aynı zamanda moleküllerin kendisi doğrudan akciğerlerimize gidiyor.
Yani akciğerlerimize gittiği için eptal dokuda, yani içimizde sanki gıda tüketmişiz gibi o uçucu yağa ait ya da o sentetik ürüne ait kokular yapımıza karışıyor. Akciğer epitellerimize yapışıyor ve emiliyor. Yani nasıl bir gıda yediğimizde bir abur cubur da olabilir, sağlıklı bir meyve de olabilir, taze bir meyve de olabilir. Nasıl bunu tükettiğimizde yapı taşımıza karışıyor ve ne yersek oyuz diyoruz. Aslında bakarsanız kokladığımız şeylerdeki koku molekülleri de akciğerlerimizden bedenimize katıldığı için, yapımıza karıştığı için aslında ne koklarsak da oyuz. Yani kokladığımız şeylerin birçoğunun yediğimiz şeyden yapıya katılmada pek bir farkı yok. Eğer bu farkındalıkla olursak çevrenize bir bakın, dolabınızı bir açın, banyonuza bir gidin, mutfağınıza bir bakın ve nelerde kokuların olduğunu görün. Her şeyde koku var. Bütün gıdalarda koku var. Bütün abur cuburlarda koku var. Yumuşatıcılarda koku var. Deterjanlarda koku var. Temizlik malzemelerinde, bütün kozmetik ürünlerde koku var. Koku o kadar güçlü ki artık arabaları satarken arabalara uygun kokular tasarlanıyor. İstiyorlar ki ilk gördüğü andaki mutluluğunu hep yaşasın. O yüzden o kokuyu satıyorlar size. Siz o arabaya ilk girdiğinizde kokladığınız o kokuyu kullandığınız süre boyunca o hazzı alabilmenizi istiyorlar. Aslında işte bu en savunmamız, duyumuz dememizin sebebi bu. Çok rahat da manipüle edilebilir. Kokuyla biz bir yerlere çekilebilir. Kokuyla bazı hisleri hissetmemiz sağlanabilir. Bir şeyleri sevmemiz, bir yere alışmamız, bir yerde rahat hissetmemiz, bir yerde gevşememiz kokuyla sağlanabilir. İşte bu yüzden de kokuyu hayatımıza hangi kokuları dahil edeceğimiz, nasıl dahil edeceğimiz konusu çok önemli. Bu konudaki farkındalığımızı arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve ben kendi hayatıma bu şekilde dahil etmeye çalışıyorum. Kokunun olduğu gıdalar, aromanın, esansın olduğu şeyler, temizleyicilerden olabildiğince uzak durup daha kokusuz ve aslına bakarsanız uçucu yağ içerenleri tercih etmeye çalışıyorum. Kokusuz olanlara zaten sizler koku uçucu yağ ilave edebiliyorsunuz ve istediğiniz uçucu yağ, yani mesela şöyle düşünün, lavanta esansı içeren bir yumuşatıcı almaktansa, yani o sentetik koku sizi sadece güzel kokuyormuş hissi yaratacak. En fazla yapabileceği şey o yumuşatıcıyı kullanan belki annenizi hatırlatmak, o evdeki rahatlığınıza ulaşmak olur. Ama eğer siz orada yumuşatıcı gözüne, çamaşır makinesinde yumuşatıcı gözüne lavanta uçucu yağı damlatırsanız, işte o zaman sadece güzel kokmayacak, aynı zamanda uykuya geçişiniz kolaylaşacak. Daha uykudaki lavanta uçucu yağının REM süresini uzatması gibi bir etkisi var. Daha verimli bir uyuyacaksınız. Yani bunlar çok çok önemli bana sorarsanız. Mesela limon uçucu yağının kötü kokuyu baskılayıcı etkisi var. Aynı zamanda antibakteriyel, antiviral etkisi çok güçlü. Bulaşık makinenize o limon esansı içeren plastikleri asmaktansa, ki plastiğin ısıyla birlikte etkileştiği ve zararlı maddeleri de yaydığını düşünün. Sıcak su orada kullanıyorsunuz. Bulaşık makinesinin içerisinde sıcak su var. Onu kullanmaktansa bulaşık makinesinin kapağına birkaç damla limon uçucu yağı damlatarak aslında hem antibakteriyel, antiviral etkisinden faydalanıp hem de kötü kokuyu baskılayıcı etkisinden faydalanabilirsiniz. Yani bunlar aslında bir taşla birkaç kuş gibi oluyor. Bir yandan da bir kapak yumuşatıcıdan iki damla melez lavanta daha verimsiz olmuş oluyor. Yani uçucu yağların bir şişesi belki maddi olarak birazcık daha size pahalı gelebilir. Fakat bir damlası, iki damlası çok çok yeterli. Ütü suyu benim çok sevdiğim uygulamalardan biri. Ütü suyunuza da aslında istediğiniz ihtiyacınız olan şeyi uçucu yağ damlatarak kıyafetleriniz o şekilde ütülenmesini sağlayabilirsiniz. İşte kullanacağınız, giyeceğiniz kıyafetleri birazcık daha narenciye uçucu yağlarıyla ya da paçulya uçucu yağıyla bir damla ütü suyuna yeterli olacaktır. Kokulandırdığınızda kendinize güveniniz artar, enerjiniz artar, neşeniz artar. Bu size gün içerisinde çok çok fazla yardımcı olur. Ama ev içerisinde giydiğiniz, belki daha fazla rahatlamak istediğinizde kullanacağınız, giyeceğiniz nevresimler ve şeylerde ise birazcık daha yılan kılank olabilir, selir olabilir, ardıç olabilir. Biraz daha kaygınızı azaltacak, sizi sakinleştirecek uçucu yağları tercih edebilirsiniz.
Şimdi isterseniz ben sorular birikmeden birazcık sorulara başlayayım. Ondan sonra koku ile ilgili soruların üzerinden kokuları şey yapabiliriz. Kokulardan konuşmaya devam edebiliriz. Bu arada şeyden bahsettim. Birazcık böyle yumuşatıcıdan falan bahsettim. Yıldız'ın canlı yayın olacak ve Yıldız canlı yayında birazcık evde doğal temizlikte neler yapılabilir, hangi uçucu yağlar kullanılabilirden bahsedecek. Eğer onun devamını ve daha aynısını istiyorsanız lütfen katılın. Onu da dinleyin. Çok etkili olacak. Çok güzel anlatıyor. Evet. Merhabalar. Çok teşekkürler. Çok alakalı değil ama ben yanıtlamaya çalışacağım. Yeni saç oluşumu için limon uçucu yağ, biberiye uçucu yağ çok etkili olabilir. Bu ikisiyle birlikte bir badem yağına, 100 mililitre badem yağına 30 damla limon uçucu yağ, 30 belki iritasyona sebep olabilir. 20 damla limon uçucu yağ, 20 damla da biberiye uçucu yağ damlatarak, yani toplamda 40 damla uçucu yağ damlatarak bir saç bakım yağı yapabilirsiniz ve bu saç bakım yağını saç özellikle diplerinize masaj yaparak sürersiniz. Ardından da en az yarım saat bekleteceksiniz. Beklettikten sonra ki bu pullanma, kepeklenme gibi durumlar varsa limon oraya da iyi gelir. En az yarım saat bekleyeceksiniz. Ondan sonra da yıkayacaksınız. Burada saçımıza yağ sürdükten sonra yıkamayla ilgili şöyle bir püf noktası var. Eğer yağlı saçımıza doğrudan suyu tatbik edersek arındırmamız çok zor olacak. O yüzden sudan önce şampuanla bir şey yapıyoruz. Bir güzel sanki kuru yağlı saçımızı şampuanlıyoruz. Ardından suyla arındırıyoruz. Yayını kaydedeceğiz. Yüze argan yağı nasıl kullanırım? Ne şekilde? Haftada kaç gün? Argan yağı komedojenik ratingi, yani sivilce oluşturma ihtimali düşük olan yağlardan. Eğer kuru bir cildiniz varsa, yani çok yağlıysa argan tercih etmemenizi öneririm ama kuru bir cildiniz varsa her günde kullanabilirsiniz. Bir sakıncası yok. Gençlerin ve bizim ders başarımız için hangi koku kullanılmalı? Bence Greyfurt olmazsa olmaz, şahane. Benim açıkçası online atölyelerim oluyor. Yaklaşık böyle 4 saat boyunca Zoom'da ekranda, ki birçok katılımcı haklı olarak evden katılmanın verdiği rahatlık ve hakka dayanarak da kameralarını kapatıyorlar. Ben böyle 4 saat ekrana bakarak konuşuyorum. Takdir edersiniz ki dikkat çok kolay dağılıyor, konsantrasyon bozulabiliyor ve Greyfurt uçucu yağı inanılmaz yardımcı oluyor. Sadece bu şekilde açıp koklayıp ve buhurdanımda kullanaraktan Greyfurt uçucu yağını kullanabilirsiniz. Biberiye'yi de tavsiye ederim. Biberiye de birazcık da hafıza yatmayı kolaylaştırıyor. Sonrasında şimdi çalıştık ve sınava girdik ya da sunum bir hazırlıyoruz. Projeyi hazırlıyoruz. Projeyi hazırlarken bu kokulardan faydalanıyorsak o projeyi sunarken de o kokuları muhakkak koklamakta fayda var. Bir koklama kutusuna damlatabilirsiniz, bir mendile damlatabilirsiniz, belki manşetinize damlatabilirsiniz ve onları koklayabilirsiniz. Gül yağı, gül uçucu yağı koklamak iyi gelir mi? Gül uçucu yağı koklamak şahane gelir. Şimdi gül uçucu yağı şöyle açıklayayım. Bundan daha önce uçucu yağlardan bahsederken biraz bahsetmiştik. Uçucu yağların frekansları var. Aslında canlı ve cansız bütün maddelerin frekansları var. Sağlıklı bir insan beden frekansı 62 ila 72-78 arasında. Yani bazı insanların beden frekansları daha yüksek olabiliyor ama minimum 62 MHz de oluyor. Uçucu yağların frekansları ise, mesela gül uçucu yağının frekansı ise 320 MHz. Yani gül uçucu yağını kokladığınızda beden frekansınız yükseliyor. Beden frekansınız yükseldiğinde ne oluyor? Aslında bağışıklığınız yükseliyor. Virüs, bakteri ve mantarlar yüksek frekansta çoğalamıyorlar. Aslında depresyon gibi birçok problem, birçok rahatsızlık da frekansınız yüksek olduğunda olmuyor. Gerçekten bunu gül uçucu yağını koklayarak ya da gül suyunu hayatınıza dahil ederek fark edebilirsiniz. Gül uçucu yağı ile ilgili şöyle bir handikap var. Yaklaşık 3,5 ila 4 ton gülden 1 litre gül uçucu yağı elde ediyor. Yani 5 mililitre gül
Uçucu yağ 1250 lira gibi bir şey. Yani zaten verimliliği çok düşük olduğu için fiyatının yüksek olması çok normal. Eğer piyasada çok daha uygunlarını buluyorsanız bir kafanızda şöyle bir soru işareti olsun, mümkün değil. Yani tahşiş olmayan %100 saf gül uçucu yağı, Isparta gülü dediğimiz Rosa Damascena ne yazık ki birazcık pahalı. Peki gülün şifasını, frekansını hayatımıza nasıl dahil edebiliriz? Aslında gül uçucu yağı içeren ürünlerle dahil edebiliriz. Gül suyuyla dahil edebiliriz. Güllü olmayla dahil edebiliriz. Çok teşekkür ederim. Bolluk bereket sorusunu cevaplamıştık. Rica ederim. Argan yağı ile ilgili soruya cevap verdim. Kantaronla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Sarı kantaron yağı zeytinyağında elde edilen bir maserat. Zeytinyağının yüze sürülmesi zeytinyağının komedojenik reytingi 2. Yani bazı ciltlerde gözenek tıkayabilir demek bu. Ben kantaron yağını doğrudan eğer cildinizde yüzünüzde daha doğrusu bir yara izi, yanık yoksa kantaronu doğrudan sürme taraftarı değilim. Aynı zamanda da güneşle etkileşiyor, leke oluşturuyor. Yani kantaronun çok fazla alternatifi var yüze sürmek için. Ama bir tedavi amaçlıysa, bu cildinizde bir yara varsa, yanık varsa o zaman tabii ki, çünkü önceliğimiz iyileştirmek. Önceliğimiz iyileştirmek olduğu için kantaronu kullanırsınız. Ama iyileştirecek bir durum yoksa, sadece işte anti-aging etkisi ya da cildi hızlı yeniliyor, kantaron şifalı gibi sebeplerdense kantaron kadar şifalı olan ve cilt için daha uygun olan alternatifler var. Jojoba, yani yoyoba olabilir. Argan'dan bahsediyoruz. Neden olmasın? Eğer kuruysa cildiniz olabilir. Avokado olabilir. Üzüm çekirdeği yağı olabilir. Kuşburnu çekirdeği yağı olabilir. Hani bunlar shea yağı olabilir. Bunlar birazcık daha güvenli alternatifleri. Saç maskemizi almış. Çok güzel. Çok sevindim. Saç maskemizin şöyle bir şeyi var. Şimdi kokusu çok güzel. Eğer kullanımınız varsa biliyordur. Ben onu elimde eritip vücut yağı olarak da kullanıyorum. Tavsiye ederim. Kakao da içeriyor çünkü. Çok teşekkürler. Sivilceler için ne kullanmalıyız? Şimdi sivilce biraz böyle derya deniz bir konu. Kokudan bambaşka bir noktaya geldik. Sivilceler için kullanacağımız uçucu yağların etkilerinden de bahsederek hem sizin sorunuzu cevaplandırayım hem de kokladığımızda ne olacağını söyleyeyim. Böylelikle hem sizin sorularınız cevaplansın hem de ekstradan aslında sormadığınız bilgiler gelsin. Bence güzel fikir. Şimdi mesela sivilce için kullanabileceğimiz birkaç tane uçucu yağ var. Bir tanesi çay ağacı uçucu yağı. Çay ağacı uçucu yağı mesela. Çay ağacı uçucu yağı mesela antibakteriyel etkisi çok güçlü, antiviral etkisi çok güçlü bir uçucu yağ. Doğrudan bir kulak pamuğuna o uçucu yağı damlatıp sivilcenizin üstüne 3-4 saniye tutabilirsiniz. Çay ağacının alternatifi olarak limon otu çok iyi olabilir. Limon otu hidrosolü, yani limon otu suyu, bitki suyu çok güzel olabilir. Bunu İşte çok heyecanlıyım. Yakın zamanda çıkaracağız limon otunu. O yüzden çok mutluyum. Limon otu suyunu yüzünüze sürebilirsiniz. Limon otu uçucu yağını aynı çay ağacına yaptığımız gibi kulak pamuğuna damlatıp sivilcemizin üstüne uygulayabiliriz. Şimdi peki çay ağacı uçucu yağının kokladığımızdaki etkisi ve limon otu uçucu yağımızın kokladığımızdaki etkileri neler? Limon otu kaygıyı azaltıyor, sakinleştiriyor. Aslında narenciye gibi kokuyor. Narenciyelerin hepsi modumuzu çok yükseltir. Limon modumuzu yükseltir, enerjimizi yükseltir. Portakal, mandalina enerjimizi yükseltir. Kokladığımızda böyle bir kendinize gelirsiniz. Sabah duşakabininize damlattığınızda güne böyle inanılmaz zinde ve enerjik başlarsınız. Ama limon otu onlar gibi kokmasına rağmen narenciyelerden olmadığı için birazcık kaygıyı azaltır, sakinleştirir. Mod dengeler, yani çok böyle düşürmez, çok yükseltmez. Mod dengeler. Çay ağacı uçucu yağı ise enerjinizi yükseltir, algınızı açar. Çay ağacı, okaliptus, kekik, bundan daha önce bir canlı yayında da bahsettiğimi hatırlıyorum. Nefes açan uçucu yağların hemen hemen hepsi doğru nefes aldığınızda nasıl daha zinde hissedersiniz ya, algılarınızı açar. Doğru nefes aldığınızda kalp çarpıntısı azalır, kaygınız azalır, stresiniz azalır ama mayışmazsınız. Böyle bir etkisi olur. Japonya'da
Plazalarda çay ağacı uçucu yağı ile limon uçucu yağını merkezi sistemde havalandırmada veriyorlarmış. Çay ağacının sebebi işte hem antiviral etkisi çok güçlü, virüslerden koruyucu etkisi çok güçlü. Hem de daha zinde hissetmenizi sağlıyor. Böyle bir etkisi var. Yani sivilceler için kullandığımız şeyleri kokularından da faydalanalım lütfen. Gebelik çatlaklarında buğday rüşeğin bir yağını kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı ve badem yağı da olabilir. Argan yağının yüzde faydası nedir? Argan yağı içerisinde bulundurduğu faydalı yağ asitler sayesinde ciltteki ince çizgilere iyi gelir, cildin kendini yenilemesini sağlar, tahriş olmuş ve atak halindeki ciltlerin de yatışmasını sağlar. Güzel bir antioksidan ve anti-aging yağdır. Çakra yağları direkt tene sürülebilir değil mi? Evet, çakra yağlarımız aslında uçucu yağların badem yağında seyreltilmiş hali. O yüzden doğrudan tenimize sürebiliriz. Doğrudan tenimize sürebilsin şekilde sürebilirsin diye öyle formülize ediyoruz. Merhaba, üzüm çekirdeği yağı için anti ultra UV deniliyor ve fotosensitif aynı zamanda hem de anti UV hem fotosensitif aydınlatabilirseniz sevinirim. Soruyu çok okuyamadım ama kusura bakmayın ama açıklayayım. Şimdi şöyle, üzüm çekirdeği yağının fotosensitif olduğu ile ilgili bir çalışma okumadım. Kuşburnu çekirdeği yağı, sarı kantaron yağı fotosensitif, evet, ama üzüm çekirdeği yağı benim bildiğim kadarıyla güneşin zararlı etkilerini nötrleyen, ultraviyolede de bu biraz açmak gerekiyor. Ultraviyole A'ya karşı koruyan ama ultraviyole B ile ilgili, yani SPF olan şey ultraviyole B filtresi. Susamın, avokadonun, Hindistan cevizinin, havuç tohumunun, ayçiçeğin, zeytinyağının, bunların hepsinin SPF faktörleri, yani sun protection faktör diyoruz SPF'yi. Ultraviyole B'den koruma etkileri var fakat çok düşük. Yani hepsi onun altında, SPF onun altında. En yüksek, yanlış hatırlamıyorsam, 9'la zeytinyağıydı. Ama eğer ultraviyole A'dan bahsedeceksek, ultraviyole A çok önemli. Güneşin zararlı etkileri, daha derin kansere sebep olabilecek derin lekeler ve cilt yaşlanmasına sebep oluyor ultraviyole A ışınları güneşin. Üzüm çekirdeği yağı, susam özellikle çok iyi, avokado çok iyi, Hindistan cevizi, zeytinyağı, bunlar ultraviyole A'ya karşı koruyorlar. Şimdi burada birazcık şöyle bir şey olabilir. Yağlarla ilgili şundan bahsedebiliriz. Nasıl güneşlenirken yıllarca alışkanlık böyle yağlanıp güneşe yatarız ya. Yağın kendisi güneş ışınlarını çeker ama sürüp emdikten sonra eğer fotosensitif değilse bir lekelenmeye sebep olmaz. Kuşburnu sürüp emse bile 12 saat içerisinde güneşe çıkarsanız kuşburnu çekirdeği yağını emmesine rağmen lekeyi oluşturabilir çünkü fotosensitiftir. Ama üzüm çekirdeği yağını emdikten sonra güneşe çıkarsanız benim okuduğum ve gördüğüm kadarıyla öyle bir şey yok, öyle bir çalışma yok, bir sorun olmayacaktır. Sınavda çocukların bileklerine mi sürelim? Eğer şöyle bir yağ karışımı yapabilirsiniz. Aslında biz buna benzer bir yağ karışımı yapmıştık. Uplift adı, canlandırıcı yağ karışımı. Siz kendiniz de yapabilirsiniz. Bunu Greyfurt uçucu yağı mesela elinizde var ya da Greyfurt'la biberiye var. 50 mililitre baz yağ, 5 damla birinden damlatıp çocuğunuza bir yağ yapabilirsiniz. Böyle küçük rol şişelerine bunu koyabilirsiniz ve bileğine sürebilirsiniz. Benim tavsiyem böyle koklama kutuları var. Koklama kutularına doğrudan uçucu yağ damlatabilirsiniz ve o kutuyu yanına verebilirsiniz. Tabii yeni nesil sınavlarda koklama kutusu sokabilirler mi? Ondan çok emin değilim. Yakalarına damlatabilirsiniz, çantalarına damlatabilirsiniz, önlüklerine damlatabilirsiniz, kıyafetlerine damlatabilirsiniz. Birazcık daha kokudan, yani o yağ ile olan da muhakkak jojoba kullanın. Çünkü jojoba dışındakilerin kokusu çok baskın. Jojobanın kokusu olmadığı için doğrudan uçucu yağın kokusu gelecektir. Daha hızlı etki eder. Yani kokuyu en kolay nasıl alabilecekse koklama kutusu olur, omzuna olur, kıyafetine olur, çantasına olur, kalem kutusuna olur damlatabilirsiniz. Eğer cildine sürecekseniz muhakkak seyreltiyoruz. Doğumu kolaylaştıran uçucu yağlar var. Bunlar doğum kontrolünde, doğum başladığında kullanılabilecek uçucu yağlar. Çünkü kokladığımızda işte bir şeyler salınıyor dedim ya, rahim kasılmasını, o rahimin bebeği, çocuğu itmesini arttıran uçucu yağlar var. Bunlar ada çayı, biberiye,
Uçucu yağları. Aynı zamanda doğumu kolaylaştıran ve rahatlatan, kaygıyı azaltan bergamot, lavanta uçucu yağları da doğum sırasında tabii ki doktor, hemşire, ebenizin kontrolünde ve onayıyla sadece ortamda kokulandırıcı olarak kullanaraktan bulundurularak kullanılabilir. Lavanta doğumda uygun olacaktır ama koklayacağız muhakkak. Tabii sorabilirsiniz. Fotosentez mi oluyor denmiş ama neyle ilgili olduğunu çok anlamadım. Yağların bu etkileri nereden biliyoruz? Geleneksel mi, bilimsel mi gibi çok güzel bir soru gelmiş Yılmaz Bey'den. Açıkçası benim de cevaplandırmak için heyecanlandığım sorulardan biri. Çünkü evet, geleneksel bilgiler var ama geleneksel bilgilerden burada sizlere eğer bir bilimsel dayanağı olmazsa bahsetmek çok kolay olmaz. Benim bu etkilerinden bahsettiğim serotoninden, dopaminden, noradrenalinden bahsedebilmemin sebebi bunlarla ilgili akademik çalışmaların yapılabilmiş olması. Yani eskiden de çok çok eskiden de zaten bir kadim bilgi var muhtemelen ve bu insanlar tarafından keşfedilmiş ve kullanılmış bu bitkiler. Çok eski zamanlarda aromaterapinin 6000 yıllık bir geçmişi var. Lavanta ilk başlardan beri sakinleştirici, kaygıyı azaltıcı olarak kullanılmış. İnsanlık bunu keşfetmiş. Sonra bizler ne yaptık? Günümüzde 21. yüzyılda lavanta neden ne oluyor da bu etkiye sebep oluyor? İşte lavanta koku ne oluyor da bize bir anıyı çağırıyor diye bunu beynimizi inceleyerek, molekül yapısını inceleyerek, sinerjik etkiyi inceleyerek sebeplerini bulmuşuz. Aslında duruma biliniyordu zaten. Zaten lavanta yıllardır kaygıyı azaltmada kullanılıyordu. Biz bunun sebebini akademik çalışmalarla, bilimsel makalelerle bu şey yapabildik, anlayabildik. Eğer isterseniz DM'den hesabımıza yazarsanız ya da bana yazarsanız bu çalışmalarla ilgili tabii ki binlerce var. Birkaç tanesini sizlerle paylaşabiliriz. Koku hafızasından, evet merhabalar, koku hafızasından birazcık bahsettik. O anda ortamda bulunan koku o an ile eşleşiyor ve doğrudan hafızaya atılıyor. Anahtar kilit ilişkisi oluyor. Yani biz o koku hafızayı geri çıkarmak istediğimizde anahtarı çeviriyoruz. Yani kokluyoruz. O hafızanın, o anının etkileştiği anahtarı olan kokuyu kokladığınızda klik, klik, kilit açılıyor ve anı ortaya çıkıyor. Deniz Hanım, evet aslında çok güzel bir şey. Soruları bir sonrakinde böyle bir şey yapabilir miyiz diye ben de soracağım. Bundan geçti, bu yayından geçti. Soruları soru bölümünden alıp belki yorumları kapatabiliriz. Şimdiye kadar bu kadar dikkatim dağılmamıştı açıkçası. Benim de birazcık dikkatim dağıldı. Sizler de böyle şeyler gördüğünüz için çok üzgünüm. Sizin de dikkatiniz dağıldıysa çok çok üzgünüm. Şimdi devam etmeye çalışıyorum. Yorumlarda aşağıya doğru. Gül esansı etkileri sorulmuş. Şimdi esans demek laboratuvarda sentezlenen demek. Yani biz canlı yayının başından beri uçucu yağlardan bahsediyoruz. Soru gelince uçucu yağ, esans ve aroma farkından bahsetmek isterim. Şimdi uçucu yağ dediğimiz şey bitkinin özü, bitkinin kendisinden çeşitli yöntemlerle damıtma, soğukta sıkma gibi çeşitli yöntemlerde elde edilen bir bitki özü var. Bu doğal. %100 doğal. Katkı maddesi yok. Organikse organik. Yabansa yaban. Bir de esans var. Şimdi bu uçucu ya gül esansı demek. Gül kokusunu veren maddenin laboratuvarda sentezlenmiş hali demek. Yani ben de uçucu yağ alıp arkasına okuduğumda orada gül esansını görüyorsam bunun sentetik olduğunu anlamam gerekiyor. Yani bahsettiğimiz etkiler bu işte bir şeylerin salgılanması, hormonların dengelenmesi gibi etkilerin ne yazık ki esans yani laboratuvarda sentezlenmiş formuyla olması mümkün değil. Gül aroması, yeri gelmişken gül aromasından da bahsetmek istiyorum. Ben burada gül aromasını okuduğumda da bu şey demek. Gül tadı ve gül kokusu maddenin laboratuvarda sentezlenmiş hali demek. Yani o da doğal değil. Eğer sizler hayatınıza doğal bir şey dahil etmek istiyorsanız muhakkak
üstünde ve etiketinde gül uçucu yağ yazması gerekiyor. Burada şöyle bir kafa karışıklığı oluyor. Uçucu yağların İngilizce adı essential oils. Yani esansiyel yağlar gibi Türkçeleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Halbuki essential oils'ın Türkçesi doğru olarak uçucu yağlardır. Esansiyel yağlar doğru bir tanım değildir. En azından bize fakültede bu şekilde anlatıldı ve öğretildi. O yüzden gül uçucu yağının etkileri var. Gül esansının etkisi bir etkisi yok aslına bakarsanız. Gamze Hanım şey sormuş. Hangi uçucu yağının hangi kokunun neye nasıl geldiğini nasıl öğrenebiliriz? Aslında bunlarla ilgili PubMed'de bir sürü çalışma var. Science Direct'te, PubMed'de akademik makaleler var. Yani uçucu yağların etkisiyle ilgili, kokunun beyindeki etkileriyle ilgili çok fazla, çok güzel çalışmalar var. İlginizi çekiyorsa onları okuyabilirsiniz. Bununla ilgili çok fazla Türkçe kayıt, yani benim şu an aklıma gelen Türkçe bir yayın yok sanırım. Sanırım yok. Melez lavanta mı, tıbbi lavanta mı uykuya geçişi kolaylaştırıyor? Şimdi lavantanın içerisinde linalol ve alfa linalöik asit diye iki tane ana etken madde var. Bu iki ana etken madde aslında diğer içerisindeki o yüzlerce maddeyle sinerjik bir etki oluşturuyor ve lavantanın kendisi uykuya geçişi kolaylaştırıyor. Şimdi burada etkiden sorumlu olduğu düşünülen maddeler aslında bu ilk iki majör maddeler, bu ilk iki saydığım maddeler. Bunlar melez lavantada da tıbbi lavantada da mevcut. Tıbbi lavantada daha yüksek. Eğer şimdi homemade aromaterapiden bahsedecek olursak homemade aromaterapideki melez lavantanın içeriği birazcık tıbbi lavantaya yakın. O yüzden melez lavantada eğer elinizde varsa kullanılabilir. Genelde ise tıbbi yani yayınlar daha çok tıbbi lavanta yani İngiliz lavantası yani Lavandula angustifolia için yapılmıştır. Hibrid anında yani melez lavantanın uykuya geçişi kolaylaştıracağını söyleyebiliriz ama birçok yayın tıbbi olan için yapılmış. Bunu da belirtmekte fayda var. Genetik gözaltı morlukları için ne önerirsiniz? Aslında genetik olan bir şeyle ilgili çok fazla ne yazık ki şey öneremiyoruz. Burada kuşburnu çekirdeği yağının cilt tonunu dengeleyici etkisinden faydalanabilirsiniz. Oradaki genetik bir şeyiniz vardır, gözaltı morluğunuz vardır ama günlük yaşantınızda yaptığınız şeyler de onu daha ortaya çıkmasına sebep oluyor olabilir. Bol su içilecek, uyku çok önemli. Beslenme çok önemli. Yüz yogası yapabilirsiniz. Yüz yogasının çok faydası var. Oradaki dolaşımla ilgili. Ve kuşburnu çekirdeği yağı tavsiye edebilirim size. Merhabalar. Size de iyi bayramlar. Çok teşekkürler. Ürünlerimiz vegan. Sadece bal mumumuz var. O da zaten adı üstünde bal mumu. O bal mumlarımız dışında 3 tane dilek mumumuz ve bir büyük bal mumumuz var. O bal mumumuz dışında hepsi vegan. Çabuk sinirlenme ve olumsuz duygular için. Çabuk sinirlenme, olumsuz duygular için aslında bergamot uçucu yağı çok iyi gelecektir. Bergamotun mod dengeleyici etkisi ve ani parlamalarla ilgili etkisi çok yüksek. Ylang ylang da aynı şekilde çok iyidir. Ylang ylang birazcık daha çiçek kokusu, egzotik bir çiçek kokusu. Bergamot biraz daha unisex olabilir. Hani ylang ylangı kullanmak ya da yanında bulundurmak, koklamak belki hoşuna gitmeyebilir bazı kişilerin. O yüzden iki alternatifi vermek istiyorum. Ya ylang ylang ya bergamot. Yeri gelmişken ylang ylangın diğer etkilerinden bahsetmek istiyorum. Ylang ylang stres kaynaklı hipertansiyon ve stres kaynaklı kalp çarpıntısı gibi rahatsızlıkların giderilmesine de yardımcı. Aynı zamanda şey derler, huzurlu bir aile ortamı için muhakkak akşamları evinizde ylang ylang uçucu yağını buradan da kullanın. Çünkü işi işte bırakamayanlar, işin stresini eve getirenler, sokağın stresini eve getirenler, haberlerin stresini masaya getirenler için ylang ylang birebir birazcık daha onları dışarıda bırakıp şimdiki zamana odaklanma ve rahatlama etkisi yaratıyor ylang ylang uçucu yağ. Bu sebeple de birçok masaj yağının içerisinde ylang ylang uçucu yağ vardır. Sivilce için bir yağ var mı? Aslında bu soruyu yanıtladık. Tea tree yani çay ağacı uçucu yağ olabilir.
Sabit yağ içerisine kaç tane uçucu yağın karışımını kullanabiliriz? Birbirleriyle etkileşimi nasıl olur? Bununla ilgili benim önerim önce uçucu yağ karışımını dışarıda bir beherde hazırlamanız. Yani hangi etkileri istiyorsanız o beherde onların dermal limitlerine göre yani yüzde kaç kullanabileceğinize göre hazırlayacaksınız. Biraz böyle komplike bir şeyden bahsediyoruz. Çok kolay değil doğru oranlarda bir uçucu yağ karışımını sabit yağa damlatmak. Daha böyle mesela 50 mililitre bir sabit yağ içerisine yüzünüz için 55 damla lavanta atı, bir lavanta uçucu yağ, 5 damla da hafif sivilce probleminiz varsa mesela sedir uçucu yağ damlatabilirsiniz. Bu ikisinin de bu verdiğim oranlarda 5'er damlası güvenli. Ama işin içine karanfil girerse, işin içine ylang ylang girerse, işin içine sedir girerse oranlar değişebilir. Şimdi sizin İsterseniz 10 tane uçucu yağ ile beher içerisinde bir karışım hazırlayın. Bu karışımı doğru bir yüzde ile yani totalde o sabit yağ 10 damlaya geçmeyecek şekilde eklediğinizde yani karışımdan 10 damla eklediğinizde aslında çok büyük bir ihtimalle çok iritan uçucu yağlar kullanmıyorsanız çok büyük bir ihtimalle sorun olmayacaktır. Ama 3 damla ondan, 4 damla ondan, 5 damla onlar diye sabit yağın içerisinde yaparsanız birazcık daha zor olur. Benim tavsiyem beherde hazırlayın karışımınızı. O karışımı bir güzel soldan sağa karıştırdıktan sonra damlalıkla alıp sabit yağınıza koyun. Portakal yağınız var. Muhakkak etiketinize uçucu yağ olup olmadığına bakın. Yani üzerinde portakal uçucu yağ yazıyor mu? Eğer yazıyorsa ne güzel, şahane portakal uçucu yağınız var. Portakal uçucu yağ mutlu eder, enerjiyi yükseltir. Neşe verir. Aslında güneşin enerjisini size verir, öyle söyleyeyim. Aynı zamanda gıdaları korur. Evde mesela kendi granolanızı kendiniz yapıyorsanız olabilir. Bir şeyleriniz işte tatlılara damlatabilirsiniz. Çikolataya çok güzel yakışır. Çikolatalı tatlılara çok güzel yakışır. Hemen gıdaya geçişim benim peki. Mesela bir tepsi bir çikolata bir keke. Bir kek kalıbındaki bir keke, 2 damla portakal uçucu yağ şu şahane bir portakal aroması verir. Ve eğer onu siz böyle saklayacaksanız, dilimlerini kesip buzluğa atacaksanız da koruyuculuğunu arttırır. Portakal uçucu yağının gıda koruyucusu etkisi çok yüksek. O yüzden ilk aklıma granola geldi. Ben granola da kullanıyorum. Saate baktım bu arada. 58 olmuş. Son 2 soru. Hamileyken kullanılmaması gereken yağ var mıdır? Koklamak ve sürmek ikisi içinde. Evet, hamileyken kullanılmaması gereken yağlar var. Hani adaçayı uçucu yağ, biberiye uçucu yağ doğumu kolaylaştırır dedik ya, doğumda rahim kasılmalarını artırır. Bu sebeple hamileyken asla kullanılmazlar. Ardıç uçucu yağ kullanılmaz, mür uçucu yağ kullanılmaz, tarçın uçucu yağ kullanılmaz. Onun dışında bunlar hamileyken kullanılmaz. Aklıma gelen Hint yağı içilmez. Bu şekilde. Melez lavanta yağı ciltte iritasyona sebep olabiliyor diye duymuştum. Sizce doğru mu? Son bir dakika. Bunu da yanıtlayıp bitirmek zorundayım. Bir de sorulara bakacağım. Melez lavantanın içerisinde kafur var. %5'e kadar kafur denilen o etken madde olabiliyor. Kafurun da iritasyona sebep olma ihtimali var. O yüzden eğer iritasyon ihtimali varsa yani bebekte, çocukta ve hassas ciltlerde kullanacaksanız cilde seyreltmeden sürecekseniz tıbbi lavantayı sürmekte fayda var. Sorulara bakmak istiyorum. Lavanta uçucu yağını seyreltmeden yüzümüze ve saçımıza süremeyiz. Ürünlerimiz vegan. Siste iyi gelen yağ oral tüketimde yok. Çam terebentin uçucu yağı ise çam terebentin uçucu yağı seyreltilerek katılabilir.